Sıla abla, Sıla abla. Ne istiyorsunuz? Hadi oğlum gel. Cumhuriyet Halk Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanı Ali Engin, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü nedeniyle semt pazarında basına açıklamada bulundu. Bununla ilgili bir basın metnimiz var. Bunu huzurunuzda okumak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin basın açıklaması Salı Pazarı olarak bilinen semt pazarının girişinde gerçekleştirildi. Dünya Yoksullukla Mücadele Günü nedeniyle semt pazarındaki basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanı Ali Engin'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Büşra Nur Pelen, İl Başkan Vekili Burak Boğaç Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi Süleymanpaşa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi Süleymanpaşa İlçe Gençlik Kolları üyeleri de katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ali Engin yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında yoksulluğu yok etmek adına tüm dünyada 17 Ekim'i Yoksullukla Mücadele Günü ilan ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler 1992 yılında yoksulluğu yok etmek için tüm dünyada 17 Ekim'i Yoksullukla Mücadele Günü ilan etti. Amaç yoksulluk meselesine dikkat çekmek ve bir o kadar da yoksullukla mücadele için politikaların neler olabileceğini ülkelerin masaya yatırmasına vesile olmaktadır. Yoksullukla mücadele sadece insanların gelirlerini belli bir düzeyin üzerine çıkarmak değil, onları birçok kamu hizmetine ve sosyal hizmetlerde erişim imkanlarını geliştirmesi demektir. Engin, ülkemizdeki açlık sınırına dikkat çekip okula aç gitmek zorunda kalan öğrencilerin toplum vicdanında büyük bir yara oluşturduğunu ve yoksulluğun bir kader değil, seçim olduğuna vurgu yaptı. Üzülerek görüyoruz ki okula aç gitmek zorunda kalan öğrenciler büyük yara oluşturuyor. Bazı bölgelerde beslenme çantaları hiç yokken bazı bölgelerde çantalarda az besin yer alıyor. Yeteri kadar beslenememekten dolayı modurluk çocuklar için en büyük tehlike olmaya başladı. Okul çağı çocuklarında büyümenin izlenmesi, araştırma raporu bize çarpıcı bilgiler sunuyor. Kronik açlık nedeniyle Doğu Anadolu çocukların %3,5'u, Güney Doğu Anadolu'daki yaşayan çocukların %5,4'ü modur olarak büyüyor. Aynı bölgelerde yaşayan erkek çocukların açlığa bağlı olarak modurluk oranı %6, kız çocukları ise %5,5 olarak gerçekleşiyor. Çocuklarımızın yeterli besin alamadığı için kansızlık sorunu ile karşı karşıya. İlkokula devam edenlerde %87, ortaokul öğrencilerinde %72, lise öğrencilerinde %64 oranında kansızlık problemi var. Ortaya çıkan araştırmaya göre kız öğrencilerin %85'i, erkek öğrencilerin %86'ı, %68'i kansızlıkla mücadele ediyor. Ülke genelinde %39 oranda öğrenciler okuduklarını anlamıyor. Bunun üstüne söyleyecek söz olabilir ki.